Gaziantep'te Ramazan ayının vazgeçilmez içeceği meyan kökü şerbetinin iftar ve sahur sofralarına yetişmesi için işletmelerde yoğun mesai başladı. Sana bunlar söz hatırlı beni de sevdiler de sen olur. Bak sen ona göre. Abi neredeyse biz yapmasak. Biz çocukluğumuzdan beri böyle kundaktan çıktık, şerbetle başladık. Şimdi meyan şerbetinin özelliği bu mideyi rahatlatır. En büyük şeyi bu, mideyi rahatlatması. Mesela Osmanlı zamanında giderken Osmanlılar harpte bunun çubukları var. Çubuklarını somurarak gider. Hem tokluk hissi hem de susuzluk hissini keser. Böbrek taşlarına, idrar yollarına, mideye bu birebir. Ha, mide ilaçlarının %70'inde var. Kolanın ham maddesi ama şimdi artık kola bunu kullanmıyor. Onlar artık kimyasallar çok alınca onlardan başladılar. Evvel fakirlerin evinde bizim Antep tabiriyle söyleyeyim, pertikul şurubu olurdu. Ayran olurdu, meyan şerbeti olurdu. Bu meyan şerbeti yılın hemen hemen 8 ayı olurdu. Mesela Kasım'dan sonra Nisan'a kadar olmazdı. Ama ondan sonra hep olurdu. Bu Antep'in vazgeçilmez bir içeceğidir. Şimdi evvel yani biz portakal diyoruz da yani Antep tabiriyle söyledim. Pertikul şurubu. Ha, ayran, meyan şerbetimiz. Olmazsa olmazdı. Şimdi Antep'te %99 tüm evlere meyan şerbeti giriyor. Ramazan'dan oruç. En büyük şey oruç. İşte gelen şeylerimiz saat 11'de başlıyoruz. 10.30'da 11'de başlıyoruz. Akşam saat iftara kadar çok şükür müşterilerimiz gelip alıyor. Benim bacılarımdan biraz bu bir aile şeyidir. Aile şey olduğu için meyan şerbeti bak hepsi bizden beraber. Çünkü yabancı bilmez bunu. Nasıl olacağını da bilmez. Şimdi bacılarım mesela benim torunumu gördünüz. O şimdiden başlıyor. Dede diyor şerbet işte o şeyden başlayarak bu geliyor. Bu tabii çekirdekten yetme olunca ha şimdi artık çekirdekten yetme kalmadı. Yalnız bak bu meyan şeyden gelme, Karkamış'tan gelme. Bu meyanı rahatlıkla içebilirler, bir maşrap içebilirler. Ama bu saç teri içme meyanı bir bardak, iki bardağı geçmesinler. Bu meyan tarladan gelir. Köylüler toplarlar tarlayı sürerken. Onlar toplarlar, orada toptancısı var. Biz de gider onlardan alırız. Bunu gelir, iyisini kötüsü seçilir. Şöyle şöyle kırarız bunları. Çünkü ama içindeki iyisini kötüsü seçildiği için ondan sonra onu taşın altında, dermenin altında makinede dövülür. Aşağı yukarı bir tonun 350-400 kilo kalır. Çünkü yaş gelir, toprak içinde olur. Şimdi yaş ne kadar su yiyirse içsin, hiçbir şey olmaz. Ama kuruyup da su verildiği için böyle meyanını akıtır. Meyan bittiği için bir işe yaramaz. Bunun su değmediği müddetçe 10 yıl ömrü var. Yabancı madde olarak tek tarçın var. Doğal şekeri, efendim ben şeker hastasıyım, ben rahatlıkla içiyorum. Doğal şeker olduğu için. Ama mesela yoksa bazı şeylere gelmiyor. Paketi 25 yaptık bu sene. Geçen sene mesela meyana 30 alıyorduk, bu sene 80 aldık. Geçen yılda 20'ye satıyorduk. 1,5 litre var. Heh. Şimdi evvel
Yani her zaman içilirdi. Şimdi tek Ramazan'da şey olunca bu sefer özelleşti. Ramazan'la sanki bir oluyor. Ramazan'dan sonra bazı müşterilerimiz geldi ki yani her zaman var bizde. Bizde yılın 13 ayı var. Ben doğduğumda babam başlamış. Hala biz işte çocukluktan bu yana. Ama şimdi biz abim için Ramazan yardıma geliyoruz. Normalde abimle işi yapıyor. Biz de Ramazan diye kız kardeşler olarak abime yardıma geliyoruz. Şerbetin hangi bir özelliğini saysak teyzece hakkı ödenmez. Çünkü sağ olsun herkes içiyor. Bunun mide rahatlığı. Ramazan'da daha çok hani rahatlık verdiği için hani şimdi kimyasal bir şeylerde herkes farkına varıp içmediği için şerbete yoğunluk talep daha çok arttı. İster istemez içmek isteyen fazladır. Vallahi en büyük orucun rahat tutmamızın sebebi şerbete gelmemizdir. Evde olsa daha rahat şey yapar. Rahatsız oluyoruz, yatıyoruz. Ama burası sabah 10 geliyoruz. Akşam 10'a kadar önce şerbetimizi yapıyoruz. Yemeğimizi burada yapıyoruz. Akşam da temizliğimizi yapıp herkes evine gidiyor. Sabah tekrar geliyoruz.